Mecliste PKK istemiyoruz. Mecliste PKK istemiyoruz. Değerli basın mensupları, çok değerli meslektaşlarım, değerli yurttaşlar, herkesi saygıyla selamlıyorum. Bir kahraman başsavcı çıktı, Sayın Bekir Şahin. Bütün baskıları göğüsledi. 2000'li yılların başından beri HDP'nin bölücülerin biriken bütün suçlarını ortaya koydu. Görüntülü yazılı belgeleri ekledi ve bir kapatma davası açtı, bir iddianame düzenledi. Bu davanın açılması, değerli basın mensupları, değerli vatandaşlarımız, 20 yılı bulan bir süre aldı. Davanın açılması adeta bir kahramanlık işiydi. Bu sabah da açtığı davanın son sözünü, açıklamasını yaptı Sayın Savcı. İddialarının ve sözlü açıklamalarının kapı gibi arkasında durdu. Yargıtay Başsavcımız Sayın Bekir Şahin'i kutluyorum. Şimdi sıra HDP'nin kapatılmasına gelmiştir. O da olacak. O da olacak. Bu davayı açmak neden kahramanlık olsun denilebilir. Eski HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş, HDP Öcalan'ın 20 yıllık projesiydi dediği zaman bu dava açılmalıydı. Demirtaş, buna alışsanız iyi olur. Daha biz Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz, heykelini dediğinde bu dava açılmalıydı. Demirtaş'ın Diyarbakır'da katıldığı bir toplantıda aldıkları bir özetlik kararı var. O karar alındığı zaman bu dava açılmalıydı. HDP milletvekillerinin tamamının, belediye başkanlarının, il yöneticilerinin Kandil'den atandığı açığa çıktığı zaman bu dava açılmalıydı. Güneydoğumuzun il ve ilçelerinde kazılan hendeklerin HDP'li belediye araçlarıyla yapıldığını, daha belediye araçlarıyla silah taşındığının ortaya çıktığı zaman bu dava açılmalıydı. 6-8 Ekim 2014'te Kobani olayları bahane edilerek yapılan açıklamalarla, çağrılarla, özellikle Demirtaş'ın çağrısıyla ve HDP Merkez Karar Kurulu'nun çağrısıyla 7 ilimiz, 30 ilçemizde yapılan gösteriler sonucu 37 vatandaşımız ve onlarca resmi dairenin tahrip edildiği zaman bu dava açılmalıydı. Kahrolsun PKK, kahrolsun HDP, kahrolsun PKK, kahrolsun HDP, kahrolsun PKK, kahrolsun HDP. PKK'lı teröristlerin cenazelerini HDP milletvekillerinin omuzladığı zaman bu dava açılmalıydı. 14-15 yaşlarında çocuklarımızın HDP il binalarından, özellikle Diyarbakır binasından dağa kaçırıldığını analarımız haykırdığı zaman bu dava açılmalıydı. Biz Vatan Partisi olarak görevimizi zamanında yerine getirdik. 4 kez Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yaptık. Bu parti, böyle parti olmaz. Parlamentoda terörist istemiyoruz dedik ve dava açılmasını istedik. Ama bu dava maalesef 2021 yılı Mart ayına kadar uzadı. Mart ayında ancak açılabildi. Bu davayı açmak bir kahramanlık işiydi. Onun için Sayın Başsavcı'nın davranışını, iddianame hazırlamasını bir kahramanlık olarak niteliyoruz. Ona gelinceye kadar 4-5 tane savcı geçti. Hiçbiri cesaret edemedi bu davayı açmaya. Onun için Sayın Bekir Şahin hakikaten bir kahramanlık örneği gösterdi. Vatanseverlik örneği gösterdi ve bu davayı açtı. Değerli arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gurur bulunan bütün partilerin, hükümetin Yargıtay Başsavcılığına başvurma hakları vardı. Bu konuda siyasi partiler kanununda çok açık hükümler var. Onlar başvurduğu zaman savcının bir inisiyatif yok, dava açmak zorunluluğu vardı. Ama hiçbiri bugüne kadar, hiçbiri başvurmadı dava açılana kadar.
Fakat ne yaptılar değerli arkadaşlar? Hükümet, özellikle belirtiyorum hükümet, AK Parti, CHP, Saadet Partisi, İyi Parti, Davutoğlu, Babacan, Abdullah Gül, FETÖ hepsi bu partiye kol kanat gerdiler. Efendim 6 milyon oy varmış. Efendim bu parti meclisin kürsüsünde başkan vekilliğiyle temsil ediyor ve ondan söz alıyorlarmış. Öyle konuşabiliyorlarmış genel kurulda. Bu sözlerle yıllardır bu parti savunuldu. Hala bugün aynı söylemin devam ettiğine şahit oluyoruz değil mi? Hepimiz şahit oluyoruz buna. Hala parlamentoda bu görüşte olan hükümete ya hükümet içinde bile birçok insanın olduğunu birebir biliyorum. En son olay değerli arkadaşlar. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve bir grup AKP yöneticisinin HDP'yi ziyaret ederek anayasa yapma girişiminde bulunmasıdır. Bu Mehmetçiğe ihanettir değerli arkadaşlar. Bu Mehmetçiğe ihanettir. Bu yargımızın üzerinde büyük bir baskıdır. Bunu görelim. Anayasa Mahkemesi'nin üzerinde büyük bir baskıdır. Oysa dikkatinize sunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanı HDP'yi Kandil'in Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki şubesi HDP eşittir PKK diye defalarca niteledi, grupta konuşmalar yaptı. Demek ki AKP içindeki Amerika'da Amerika etkili. AKP içerisinde Amerika'nın yanında olan, Amerika'nın güçleriyle birlikte hareket eden, altılı masayla birlikte hareket eden bir kuvvet var. Bunu görüyoruz. Bütün bunlar yargı üzerinde, anayasa mahkumuslarında büyük bir baskıydı. Onun için değerli arkadaşlar, dava açıldıktan sonraki süreç, bakın Mart 2021, şimdi neredeyiz? Ocağın 10'u değil mi? 2023. Kaç yıl geçmiş? 2 ay sonra 2 yıl. Hiçbir kapatma davası Anayasa Mahkemesi'nde 2 yıl sürmemiştir. Ben 45 yıldır bu mesleği bilfiil yürütüyorum. Ceyhan abim 55 yıllık avukattır. Tanık olmadık böyle bir şeye. Bu davanın sonuçlanmaması için Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın nasıl polis akademisinde FETÖ'cü teröristlerle ilgili olarak yaptığı hatalı uygulamalar, yanlış uygulamalar sürdüyse, burada da aynı şekilde bir başka terör örgütünün kapatılmasına karşı bir direnç gösteriyor. Hukuk dışı bir direnç gösteriyor. Bunu görüyoruz Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın. Bunu en son Sayın Başsavcı'nın HDP'nin hazine yardımıyla ilgili tedbir kararında da verdiği oyda ortaya koydu, kanıtladı. Bu tavrı bize hiç de sürpriz değildi. Onu burada açıkça söyleyeyim. HDP'ye merhamet, Mehmetçiğe ihanet. HDP'ye merhamet, Mehmetçiğe ihanet. HDP'ye merhamet, Mehmetçiğe ihanet. Değerli arkadaşlar, 10 Ocak günü biliyorsunuz HDP'nin hesabına yatacak olan 539 milyon hazine yardımına tedbir kondu Anayasa Mahkemesi tarafından. Şimdi hem muhalefetten, altılı masadan, hem bazı hukuk çevrelerinden bunun hukuk dışı olduğunu, bunun ihsası rey olduğunu, böyle bir tedbir kararının 2/3 çoğunlukla alınması gerektiğini, halbuki 2/3 çoğunlukla değil, salt çoğunlukla alınmış gibi iddialar ortaya atıyor. Bunu en örgütlü yapan da yine HDP'ye yakın 15 baronun yaptığı, önceki günlerde yaptığı açıklamadır. Buna da değinmekte yarar görüyorum değerli arkadaşlar. Şimdi Sayın Zühtü Aslan'ın tutumu çok açık. Biz bu kararda bile, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği tedbir kararında bile Amerika ve Avrupa Birliği'nin ve onların altılı masasının baskısını, yarattıkları dumanlı siyasi ortamın ağırlığını hissettik. Bu oran 9'a 6 değil,
belki 15 olmalıydı. 15'e 0 olmalıydı. Neden böyle diyorum? Arkadaşlar, 800 sayfa tutan bir iddianame var. O 800 sayfa iddianamenin 500 küsur sayfası HDP'nin işlediği suçların listesidir. Sadece listesidir. Eş başkanlarından Selahattin Demirtaş'la ilgili 15 sayfalık suç listesi var. Açılan davalar, fezlekeler, kesinleşmiş kararlar vesaire. Bütün HDP yöneticileriyle ilgili durum böyle. 500 küsur sayfa. Böyle bir dosyada bir üyenin bile HDP'nin hazine yardımından yararlanmasını düşünmesini hiçbir şekilde kabullenemiyoruz. Onun için diyorum ki 15-0 olmalıydı. Kapatma da 15-0 olmalı. Kapatma kararına evet demeyen yargıçlar tarih önünde sorumlu olacaklardır. Onu da ifade etmek isterim. Bu 15 baroyla ilgili olarak değerli arkadaşlar. Sözü fazla uzatmayayım. PKK istemiyoruz. Mecliste PKK istemiyoruz. Değerli arkadaşlar, bu 15 baroyla ilgili olarak şunu söyleyelim. Anayasa Mahkemesi'nin kuruluş ve yargılama usulü kanunu var. O kanunun 65. maddesinde çok net olarak şu söyleniyor. Bir, anayasa değişikliğine ilişkin iptal davalarında bir, iki, parti kapatma davalarında, üç, partilerle ilgili hazine yardımının kısmen veya tamamen yasaklanması kararlarında Anayasa Mahkemesi salt çoğunluk değil, üçte iki çoğunlukla, yani nitelikli çoğunlukla karar verir. Onun dışında, bu üç konunun dışında bütün Anayasa Mahkemesi kararları, bölüm kararları ve genel kurul kararları salt çoğunlukla olur. Salt çoğunluk ne demek? Üyelerin yarısından bir fazlasının oyu demek. Ara karar nedir? Nihai karar değil ara karar. HDP'nin hazine yardımından yararlanmasına konmuş bir yasak değil. Tedbir. Dava sonuçlanıncaya kadar verilmiş bir tedbir kararı. Dolayısıyla bu kararın bir şekilde 9'a 6 verilmesi doğaldır, olağandır, hukuka bir karardır. Onun için söyledikleri halkı yalanlamasından ibarettir. Bu barolarda üye olan vatansever avukat meslektaşlarımızın sayısı kesinlikle çoğunluktur. O arkadaşlar çeşitli nedenlerle bir kısmı tehditlerle, bir kısmı bazı hukuki kaygılarla sesini çıkarmıyor. Ama buradan Anayasa Mahkemesi'nin önünden onlara çağrı yapıyorum. O 15 baronun üyesi olan vatanseverlere çağrı yapıyorum. Sesinizi çıkarın. Sesinizi çıkarın. Korkmayın. Bunlar, bu densizlere haddini bildirin. Çünkü yaptıkları tam bir densizliktir. PKK ve onun yan kolu, onun siyasi kolu olan HDP'yi korumaktan ibarettir. Buna müsaade etmeyelim hep birlikte. Diğer barolarımıza, bu 15 baronun dışındaki barolarımıza çağrı yapıyorum. Barolar Birliği'ne çağrı yapıyorum. Onlar kesinlikle avukat meslektaşlarımızı temsil etmiyorlar. Yaptıkları bölge barosu diye aslında bölücülükten ibarettir. Bölge barosu diye bir kavram yok. Bölge barosu diye bir baro da yok. Bu bölücü baroları bir araya getirme girişimidir. Kendi barolarının yönetimlerini bile temsil ettiklerinden şüpheliyim. O bile mümkün değil. Orada bu kişilere taraftar olan insanların, avukatların yönetimlerde olduğunu sanmıyorum. Çoğunluk değildirler. Baro diye birileri imza atıyor. Bundan ibarettir tavırları. Bunu kesinlikle müsaade etmeyelim buna. Değerli arkadaşlarım, susmayınız diyorum herkese, avukatlara, barolarımıza, Türkiye'mize, vatanımıza, Türk hukuk devrimine, Türk milletine karşı sorumluluğumuzun gereğini yapmalıyız. Türk milleti sizden bunu bekliyor. Türk milleti yargıçlarımızın arkasındadır, yanındadır. Hukukun gereğini yapmasını bekliyoruz. Anayasa Mahkemesi'nden hukukun gereğini,
Hukuk dışı bir şey istemiyoruz. Bir şey önermiyoruz. Hukukun gereği yapıldığı zaman HDP diye bir parti 10 defa kapatılırdı. Geçmiş parti davalarını biliyoruz. Bu suçların %1'ini işlemeyen partiler kapatıldı Türkiye'de. Ama bu kadar haklı, bu kadar yasalara uygun bir kararın 2 yıl geciktirmesinde doğru bulmuyoruz. Kapatma kararını bekliyoruz. Sıra kapatma kararındadır. Hepinize saygılar sunuyorum. Sözü şimdi Ceyhan abime veriyorum. Bana bir. Ben. Mecliste PKK istemiyoruz. Mecliste PKK istemiyoruz. Değerli arkadaşlarımız, şimdi mesleğimizin duayenlerinden Uğur Mumcu üstadımızın abisi Sayın Ceyhan Mumcu'ya sözü bırakıyorum. Ceyhan abi buyurun. Ben tutuyorum şeyi. Ben tutuyorum. Teşekkür ederim. Olayın bütün boyutlarıyla ayrıntılı biçimde değerli meslektaşım Sayın Nusret Senem bu soğuk saatlerde açıkladı. Ben ona katkı sağlayacak bir iki tümceyi sizinle paylaşmak istiyorum. Değerli meslektaşlarım, değerli partililer, değerli yurttaşlar, değerli basın, hepimizin can güvenliğini tehdit eden bir örgütle karşı karşıyayız. Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan bizler, PKK terör örgütünün can güvenliğimizi, yaşama güvenliğimizin tehdidi altındayız. Can güvenliğimizi tehdit eden bu PKK'nın basın ve halkla ilişkiler kolu gibi hareket eden HDP'nin kapatılması günü çoktan gelmiş geçmektedir. Huzurunda bulunduğumuz Anayasa Mahkemesi'nden hepimizin can güvenliğini sağlayacak, can güvenliğini tehdit edenlere hukuki dersini verecek kararı bekliyoruz. Ben bir çağrı da bütün bu teşkilatın etkisi altına kalmış Kürt yurttaşlarımıza, Kürt kökenli yurttaşlarımıza yapmak istiyorum. Bizim kuruluşumuzda, daha Osmanlı Devleti'nde, ilk Osmanlı Padişahı, Osman Gazi'nin kayınpederi ve önderi Edebali bir Kürt'ün damadıydı. Yani Gazi Osman Paşa'nın kayınpederi, kayınvalidesi bir Kürt'tü. Osmanlı Devleti yaşamın boyunca ne zaman sefere çıkılsa, bir savaş olsa, Kürtler ister çağrılsın ister çağrılmasın o savaşa gelir katılırlardı. Ne zaman ki İngiliz, Amerikan emperyalizmi bu çağın başında Türkiye'ye musallat oldu, bu ülkeyi birbirine düşürmek için tedbirler arasına Kürt Dali Cemiyeti'ni kurdular. Ellerine Sevr Anlaşması'nı verdiler. Ama Kürt yurttaşlarımız, Kürt Dali Cemiyeti de başınıza çalınsın, Sevr Paçavrası'nı da dinlemeyiz deyip Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bizim yerimiz, ekmeğimizi de özgürlüğümüzü de paylaşacağız dediler. Şurada toplanan bizler daima şunu ifade ettik. Kürt de biziz, Türk de biziz. Bizim genel başkanımız Sayın Doğu Perinçek'in bir sözü vardır. Son Kürt cennete gitmeden ben o cennete girmek istemem diye. Bu vesileyle bütün Kürt yurttaşlarımıza Hacer Ana'nın yaptığı çağrıyı yapıyorum. Hacer Ana demişti ki Diyarbakırlı gençlerin yarısı hapiste, yarısı da mezarda. Başlarım da sizin Kürt davanıza demişti o hanımefendi. Ben de onun dediği gibi diyorum. Gelin
Bu vatan bizim hepimizin, bu millet bizim hepimizin, bu devlet bizim hepimizin ve bizim can güvenliğimizi ve diğer hak ve özgürlüğümüzü koruyan Anayasa Mahkemesi, son sözüm de size, bir an evvel can güvenliğimizi sağlayacak tatmin edici gerekçelerinizi ortaya koyun. Ha buna karşı bizim planımız var diyorlarsa, siz plan yapacaksınız, o planı bozmakta hukuki bedelini ödeterek bizim görevimizdir. Hepinize saygılar sunar, başarılar dilerim. Mecliste PKK istemiyoruz. Mecliste PKK.